Siz diyorsunuz ki Defne'ye hastane yaptık diyorsunuz değil mi? Kocaman bir Üç hastane. ayda filan. Defne'de Kemal Kılıçdaroğlu'na çıkan oyu biliyor musunuz? Bizden çok çok fazla. %80. Evet. Yani şimdi siz şöyle mi demeniz gerekecek? Onlar bana oy vermedi, ben oraya niye hastane yapıyorum? Böyle bir anlayış olabilir mi? Paşa, zaten biz oranın bize olan oy noktasındaki yaklaşımını biliyoruz. Ama benim için Defne'de ölen insanlar önemli. Oradaki yaralı insanlar önemli. Devletsem oraya yapılması gereken hizmeti en yüksek seviyede yapmam gerekiyor. Ben diyorum ki mesela şu anda deprem bölgesinden size oy çıkmasaydı, Haşa. AK Parti'ye azıcık oy çıksaydı, siz ne yapacaktınız yani ve seçilmiş olsaydınız ya hizmet etmeyecek miydiniz yani deprem bölgesinde? Böyle bir şey düşünülebilir mi? Yani ben bugüne kadar gerek başbakanlığım, gerek cumhurbaşkanlığım dönemlerinde böyle bir ayrımı hiçbir yerde yapmadım Ahmet Bey. Bakın, ben size daha büyük ölçekte veriyorum. Hatırlayın Van depremi. Evet. Van bizim yüksek oy aldığımız bir il değil. Ama Van depreminde daha ikinci akşam kendim orada oldum ve bütün bakan arkadaşlarımı seferber ettim ve bütün o yıkılmış olan yerde belediye başkanı muhalif bir partidendi malum ve sular kesildi. Büyük şehirlerde su olayını çözme görevi büyükşehir belediye başkanınındır. Adam müdahale etmiyor. Müdahale etmeyince o zaman Veysel Bey'e dedim ki Veysel Bey sen onların şeyini bırak süratle DSE'yi buraya sok ve buranın su sorununu hemen anında çöz. Ve bizim Van'da ta Erciş'e kadar buralarda adeta Van Gölü'nün etrafında yalılar yapar gibi konutlar yaptık. Hiç. Ya burada bize oy çıkmıyor falan demedik.